Adolf Hitler 2. Dünya Savaşı Almanya'sının tek lideriydi ve ağzından çıkan her kelime tartışmasız yerine getirilirdi. 2. Dünya Savaşı konuları sırasında Hitler'in akrabalarından söz edilirken genellikle Almanya'dan kaçıp Amerika Birleşik Devletleri ordusunda görev alan yeğeni William Patrick Hitler'den bahsedilir. William Patrick Hitler, amcası Adolf Hitler iktidara geldiğinde ondan bir iş ister ve Adolf Hitler fabrikalarda küçük işler ayarlar. Patrick aynı zamanda İngiltere vatandaşıdır ve Adolf Hitler bu ayrıcalığından vazgeçmesini söyler. Patrick Hitler ise küçük işlerde yer almak istemez ve daha göz önünde büyük işler talep eder. Kısacası William Patrick Hitler amcasının gücüyle emeksiz olarak iyi bir mevkiye sahip olmak ister. Adolf Hitler bunu reddettiğinde ise İngiltere'ye dönüp Adolf Hitler'i yerden yere vuran makaleler yazar. Sonunda da Amerika Birleşik Devletleri ordusuna katılıp Almanya'ya karşı savaşır. Bu videomuzun konusu yeğen Hitler ise Hitler gençliğinden yetişip Alman ordusunda görev almıştır ve Barbarossa operasyonunda Sovyet kuvvetleri esir düşüp öldürülmüştür. Heinz Hitler ismini belki de ilk defa duyacaksınız ve William Patrick gibi emeksiz makam peşinde olmayan Alman üniforması ile savaşa katılan yeğen Hitler neler yaşadı incelemeye çalışalım. Adolf Hitler videomuzun konusu olan Heinz Hitler'in amcasıydı. Ayrıca biraz önce bahsettiğimiz William Patrick Hitler ile Heinz Hitler üvey kardeşlerdi. Aslında Heinz Hitler hakkında çok geniş bilgiler bulunmuyor arkadaşlar. Zaten 22 yaşındayken esir kampında öldürülüyor. Asıl adı Heinrich Hitler olan yeğen Hitler 14 Mart 1920 günü doğmuştur. Hitler ile Heinz'in babası Alois Hitler Jr. üvey kardeşlerdi ve birbirleriyle neredeyse hiç görüşmemekteydiler. Burada Alois Hitler Adolf Hitler'in babası değil miydi diye düşünmeyin arkadaşlar. O dönemlerde aynı isimleri verip sonuna Jr. eklemek modaydı. Adolf Hitler iktidara geldiğinde Heinz 13 yaşındaydı ve Nasyonel Sosyalizm hareketine sempati duymaya başladı. Çünkü parti gençlere Almanya'nın geleceği olacaklar düşüncesiyle çok iyi eğitim ve olanaklar sunuyordu. Heinz, Adolf Hitler iktidara geldiğinde amcam gibi olmak istiyorum diyerek temel siyaset eğitimi veren bir okula yazdırıldı. Bu okul Hitler gençliği okullarının bir birimiydi. Ancak Heinz sonrasında fikir değiştirip siyasetçi değil asker olmak istedi. Bunda da Alman ordusunun genişlemesi ve geçit törenlerdeki askerlerin cazibesi etkin rol oynadı. Siyaset eğitimi bittiğinde Heinz 19 yaşındaydı ve direkt Wehrmacht'a gönüllü olarak yazıldı. Burada Hitler gençliğinden gelmesine rağmen neden SS'e yazılmadı da Wehrmacht'a yazıldı diye düşünebilirsiniz. Çünkü Heinz Hitler orduda hızlı şekilde yükselmek istiyordu. SS'te rütbe atlamak Wehrmacht'a göre daha zordu. Eğitimini tamamladıktan sonra Heinz Wehrmacht'ta istihbarat subayı alarak görev yapmaya başladı. İlk olarak 23. Potsdam Topçu Alayı'na atandı ve birliğin Barbarossa operasyonunda görevlendirilmesiyle Doğu Cephesi'ne gönderildi. Heinz Hitler gerek eğitimi olsun gerek atamalarda olsun hiçbir şekilde Adolf Hitler'i devreye sokmadı. Hitler diğer yeğeni William Patrick ile yaşadıkları karşısında Heinz'in bu tip istekleriyle gelmemesinden çok memnundu. Belirli dönemlerde Heinz ile ilgili raporlar alıyordu ama hiçbir şekilde yaşamına müdahale etmiyordu. Heinz Hitler'in bağlı olduğu birlik de Merkez Ordu Grubu'nun bir parçasıydı. Birçok anlatımımızda vurguladığımız üzere Merkez Ordu Grubu'nun görevi Sovyetler Birliği'nin başkenti Moskova'yı teslim almaktı. Merkez Ordu Grubu 1941 yılının sonuna doğru Moskova'nın 30 kilometre kadar yakınına gelmişti. Ama Moskova işgal edilemeden geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Bu geri çekilme sırasında Almanlar önemli ölçüde haberleşmede kullanılan ekipmanları bırakmak zorunda kaldı. İşte Heinz Hitler'e 10 Ocak 1942 tarihinde yeni bir görev tebliğ edilecekti. Heinz'in birliği Sovyet hatlarının gerisine sızıp Alman haberleşme ekipmanlarını kurtarmaya çalışacaktı. Ama Heinz Hitler Sovyetler Birliği'nin kurduğu bir pusunun ortasında kaldı ve Sovyetlere esir düştü. Sorgulanması için Batırka hapishanesine gönderildi ve soyadından dolayı Sovyet sorgulayıcıların dikkatini çekti. Batırka hapishanesi Stalin'in kendisine karşı olanları saf dışı bırakmak için yaptığı büyük temizlik olarak nitelendirilen dönemde en ağır işkencelerin yapıldığı hapishane olması ile ün kazanmıştı. Stalin'in gizli polis örgütü NKVD de en önemli
önemli sorgulamaları savaş öncesi ve sırasında burada yapmaktaydı. Heinz Hitler ile aynı zamanda Batırka'da olan Polonyalı General Leopold Olüçki, Gestapo tarafından da sorgulanmış bir komutandı ve anılarında Gestapo'nun bize yaptıkları NKVD'nin yaptıklarının yanında çocuk oyuncağıydı ifadelerini kullanmıştı. Bu arada Heinz Hitler'in Sovyetlere esir düştüğü haberi Almanya'ya ulaşmıştı. Haber Adolf Hitler'e verilmedi ve Heinz'in babası ve annesi oğullarından haber alamadıkları için Adolf Hitler ile görüşmüşlerdi. Adolf Hitler Heinz'e ne olduğunu öğrenin emri verdiğinde Heinz Hitler'in Sovyet kuvvetleri esir düştüğü Adolf Hitler'e aktarıldı. Hitler Sovyet kuvvetleriyle görüşülmesini ve bir esir takası yapılmasını istedi. Stalin'in oğlu Yakov Dugliashvili Almanların elindeydi ve Heinz'e karşılık Stalin'in oğlu Sovyetlere gönderilecekti. Fakat Joseph Stalin bu takası kabul etmedi. Burada küçük bir uyarı yaparsak bazı kaynaklar ise Stalin'in oğluna karşılık Heinz Hitler'i teklif ettiğini, Adolf Hitler'in bunu kabul etmediğini yazmaktadır. Yani teklifi kim yaptı, kim kabul etmedi bu konuda tam bir netlik yok arkadaşlar. Heinz Hitler amcasının planları hakkında konuşması için ağır işkenceler gördü. Ancak Heinz Hitler devlet planlarını bilecek kadar Adolf Hitler ile sıkı fıkı değildi. Zaten öyle bir konumda olsa Doğu cephesindeki bir alayda alt düzey bir komutan olmazdı. Tabii ki NKVD buna inanmıyordu ve her zamanki şüphecilik ile Heinz'a ağır işkenceler yapılmaya devam edildi. Ve 21 Şubat 1942 günü Heinz Hitler öldü. Yine bazı kaynaklar Heinz Hitler'in işkenceden dolayı öldüğünü, bazı kaynaklar ise asılarak öldüğünü yazmaktadır. Ama Sovyetler Birliği'ndeki hapishaneden kurtulan az sayıda kişi Heinz Hitler'in aldığı ağır darbe ile öldüğünü belirtmekteler. Heinz Hitler'in cesedi ise hiçbir zaman bulunamadı. Şu ana kadar açılan Sovyet belgelerinde de Heinz Hitler'in izine rastlanmadı arkadaşlar. Bu videoda incelediğimiz Adolf Hitler'in yeğeni Heinz Hitler hakkında elimizde çok bir bilgi olmasa da çok da bilinmeyen bu gelişmeleri sizlere paylaşmaya çalıştım. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.